Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım, il genel meclis üyelerim, belediye meclis çalışanlarım, sayın başkanım, değerli köy ve muhtarların, mahalle muhtarlarının, arkadaşlarımın, basın mensuplarımın ve konuklarımın hepinize hoş geldiniz. Çanakkale, merkeze bağlı köy muhtarlarının bir arada olması, yaşadıkları sorunları toplu çözüm bulunması amacıyla 1976 yılında kurulan derneğimiz bugün 52 köy, 11 mahalle muhtarının üyeliği hizmetinde devam ediyor. Muhtarların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Evlendirmeden köyde yaşayanların sağlığına 7'den 70'e, herkesin temel ihtiyaçlarına yaşam alanımızda bulunan, topraklardan yaşayan, kediye, köpeğe, herkes ve her canlı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yettiğimiz yerlerde oluyoruz. Derman olamadığımız sorunlar da ama pes etmeden, yılmadan çalışıyoruz. Bugün burada hepimiz için, belediyemizle birlikte kullanacağımız muhtarlarımız için eğitim, düzenleyeceğimiz toplantılarımızı, görüşmelerimizi yapacağımız muhtarlar hizmet evimizi açıyoruz. Sadece merkez köy muhtarları için değil, ilimiz genelinde tüm muhtarlara da kapımız açıktır. Uzun zamandır isteğimiz, bu merkezi bizim için yapan, her konuda yardım ve desteğini esirgemeyen başta başkanım Ürgül Gökhan ve belediye çalışanlarına, tüm muhtar arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Telgraflarıyla açılışımızı onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'a, çelenk ve çiçekleriyle açılışımızı güzelleştiren tüm davetlerimize teşekkür ediyor. Duygu ve düşüncelerini almak üzere Belediye Başkanımız Sayın Ülgür Gökhan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi değerli üyeleri, çok saygıdeğer muhtarlarımız, köy ve mahalle muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, bugün güzel bir mekanın açılışı için bir araya geldik. Bu biraz sonra açılışını yapacağız, muhtarlar evimiz. Bu noktada katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet, muhtarlarımız birkaç yıldır ısrarla bir mekan arayışı içerisindeydi. Biz de bir alan bulmaya çalışıyorduk. Sonuçta bu içinde bulunduğumuz alanı, tabii mühim olan burada pazara yakın olmak, köy minibüslerine yakın olmak gibi bir şey de var, arayış da vardı. Burası nasip oldu. Burası belediye ait bir alan. Alanın tamamı 446 metrekare. Burada bir plan tadilatı yaptık. Sonuçta bir proje yapıldı. Prefabrik olarak bu bina gerçekleşti. Zaten muhtarlarımız da bu konuda fikir birliği içerisinde olduk. Zaten onlara daha ziyade cuma günleri çok yoğun bir birliktelik oluyor. Klasik cumamız malum. Pazar da o bağlamda hareketli. Biraz önce değerli muhtarlarımızla bir sabah kahvaltısı yaptık. Bizim sendika binamızın olduğu yerde. Daha sonra pazarın içinden yürüyerek geldik hep beraber. Muhtarlarla beraber. Güzel de oldu. İnsanlar da, esnaf da, diğer pazara gelen Çanakkale'liler de, misafirler de mutlu oldular. Bizi hep beraber gördüler. Onun için bunu başarmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Denk geldi, iyi oldu, güzel oldu ve bu arada bunun alt tarafı da biliyorsunuz kötüydü. Şu bina, şu şey, aklınız çelmesin. Bu kalkacaktı, yani kaldıramamışlar. Yıkılmış gerçi ama orası da tamamlanacak zaten. Bitecek. Altı da çok güzel bir düzenleme olunca pırıl pırıl, işte şu anda arabalar duruyor. Muhtarlarımızın kullanımına sunacağız. Tabii muhtarlık çok önemli. Biz hep ya muhtar deyince
en küçük yerel yönetim birimi malum muhtar. Ama en zor yerel yönetim birimi. Ya muhtarın elemanı yok, mühendisi yok, mimarı yok, efendim şusu yok, busu yok. Ama birçok sorumluluğu var. Yetkisi var ama yeteri kadar donanımı yok. Onun için yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olmaları esastır. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz bu bağlamda. Hani bazen diyor ya köyde niye köye hizmet veriyorsun? Yani köye hizmet vermemek mümkün değil. Çünkü sonuç itibariyle köy dediğin kentle ilintili olan bir yerleşim. Köy yerleşimi uyduda değil, o da burada. Ve oradan işte insanlar geliyor, bu kente geliyorlar. Eğitime geliyorlar, ticarete geliyorlar, pazara geliyorlar. Yani köy birimi çok önemli bir yerel yönetim birimi. En küçük birim fakat olanakları itibariyle de çok zayıf bir birim. Altyapıları doğru düzgün yok biliyorsunuz. Yani köylerde biraz önce onu da söyledim. Tam tersine köylerimizin çok iyi noktaya gelmesi lazım. Ve oradaki gençlerin bu şehirlere akın etmemesi için oraları daha yaşanabilir kılınması gerekir ve köyle kentin arasındaki işbirliğinin çok daha ileri seviyede olması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle kent yerel yönetimlerinin köy yerel yönetimleriyle daha yakın işbirliği içerisinde olmalarında sayılamayacak kadar fayda var. Nitekim bizim Çanakkale Belediyesi'nin köy birimi var. Yeni bir birimi koyduk köy hizmetleriyle ilgili. Bunun daha da ileri seviyelere gitmesini gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla burada işte bu binada daha çok işbirliği içerisinde olacağız. Orada bir toplantı salonu da var. Birlikte bazı etkinliklerde bulunacağız. Muhtarlar bir araya geldiğinde bizi çağırdıklarında rahatlıkla gidip onların dertlerini topluca çözüm önerilerini dinleyebilme şansımız olacak. Yani çağdaş güzel bir mekan elde edildi. Ve özür dilerim. Daha ziyade kentte biliyorsunuz en büyük artık sıkıntılardan bir tanesi de sağlıklı gıdaya ulaşım. Ve bu noktada da direkt aracısı olmadan olabildiğince fazla ürünün tüketiciye ulaştırılması noktasına geldik. Artık bu son günlerdeki ekonomik sıkıntıdan dolayı da bunlar da ortaya çıktı. Ve hemen önümüzdeki dönem mutlaka köylerdeki kooperatifleşmeyi teşvik ederek oradan elde edilecek ürünlerin kent merkezlerinde direkt tüketiciye ulaşması için her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Bunun sağlanabilir. Bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. Bu örneği biliyoruz. Örnek alıyoruz zaten oradan. Yeni yönetimlerde de yani ben olayım olmayayım önemli değil ama burada mühim olan bu anlayışın yerleşmesi lazım. Kentteki insanların sağlıklı gıdaya özellikle süt ürünü gibi noktalarda hatta meyve sebze gibi ürünlerin kooperatifler kanalıyla tüketiciye daha ehven şartlarda ve daha sağlıklı şartlarda ulaşımını sağlamamız gerekir. Yani artık yerel yönetimlerin temel görevlerinden bir tanesi de bu oldu. Öne doğru geldi o. Eskiden altyapıydı biliyorsunuz. Yoldu, kanalizasyondu ama artık onlar adım adım aşıldı. Şimdi kentte yaşayan insanların bu bağlamda sağlık güvenliği de çok önemli. Dolayısıyla kırsalın da yerinde kalarak üretime katkı yapması, üretmesi, üretim çok önemli. En büyük tehlike şu anda Türkiye'de köylünün üretimden geri durması. Onun için biz burada Çanakkale olarak yapabileceğimiz budur sadece. Kırsalla kentliği ve üretimi, kırsalda yaşamı iyileştirmek için her türlü çabayı göstermemiz gerekir. Bu merkezde bu dediklerimizin hayata geçirilmesi için neler yapabiliriz? Bunun konuşulacağı, tartışılacağı, akıl ortaya konacağı merkez olacaktır diye düşünüyorum. Ben tekrar hepinize muhtarlar evimizin açılışına katıldığınız için teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Umuyorum güzel bir mekana kavuşmuşuzdur. Onlar da bu mekanda güzel, mutlu olurlar.
Mekan güzel olunca projeler de güzel oluyor. Evet. İnsanların beyni açılıyor. Onların eski binaları daracık böyle şey derme çatma. Bir tarafta oturuyorsun, öteki taraftakini göremiyorsun. L'ye bir salon. Garip bir şey vardı. Neyse inşallah burada güzel güzel bir birlikteliğimiz olacaktır. Ben tekrar hepinize katılmanız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Köylerimizi unutmayalım. Muhtarlarımızı unutmayalım. Hep beraber muhtarlarımıza sahip çıkalım diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Başkanımıza teşekkür ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Muharrem Erkek'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok değerli muhtarlarımız, çok değerli il başkanım, belediye başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, odalarımızın çok değerli başkan ve yöneticileri, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, ben de herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Muhtarlarımız gerçek anlamda, samimi anlamda demokrasinin beşiğidir. Muhtar zaten kelime anlamıyla, tam kelime karşılığı seçilmiş kişi demek. Ve bu topraklarda demokratik ilk seçimde muhtarlık seçimi. Onun için çok önemli bir yerel yönetim birimi olarak muhtarlarımız yerel yönetimlerle, belediyelerimizle mutlaka birlikte çalışmalı. Zaten belediye başkanımız nezdinde bu çalışmalar Çanakkale'de çok sağlıklı bir şekilde yürütülüyor. Muhtarlarımız karar süreçlerine mutlaka katılmalı. Mahalle muhtarlarımız, köy muhtarlarımız, kendi yetki sınırları çerçevesindeki yerlerle ilgili tüm karar süreçlerinde mutlaka görüşleri alınmalı. Tüm muhtarlıklarımızın bir bütçesi olmalı. Muhtarlıklarımız samimi anlamda güçlendirilmeli. Herhangi bir siyasi amaç için muhtarlıklar kullanılmamalı. Demokrasi amacı için kullanılmalı. Muhtarlarımız, muhtarlıklarımız gerçek anlamda güçlendirilmeli. Biz belediyelerimizde bazı önemli temel ilkeleri hep hayata geçiriyoruz. Bizim için çok önemli etik kurallar var. Çok önemli değerler var. Bunlardan biri belediye başkanlarımızın seçildikten sonra hiçbir ayrım gözetmeden, kimseyi ötekileştirmeden o kentte yaşayan tüm hemşerilere hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmek. Yani kamu hizmetinin eşit ve adaletli bir şekilde dağılımı. Hangi siyasi parti oy verirse versin, herkese eşit şekilde hizmet etmek. Bu bizim için çok önemli. İkincisi, harcanan her kuruşun, çünkü belediyemizin bütçesi halkımızın bütçesidir, devletin bütçesi de öyledir, o da milletin, halkın bütçesidir. Herkes milletin vergileriyle toplanan bütçelerden, paralardan yatırımlarını yapıyor. Onun için harcanan her kuruşun hesabını topluma, halka vermek. Şeffaflık, hesap verilebilir olmak. Bunlar çok önemli. Üçüncüsü, kent rantının belli yandaşlar, belli kişiler için değil, toplum çıkarına paylaşımı ve gözetimi. Beton belediyeciliği değil, yeşil belediyecilik yapmak. Halk belediyecilik, halkçı belediyecilik yapmak. İşte bunları Çanakkale'de gerçekten ekibiyle birlikte son derece başarıyla yürüten ve bizi tüm Türkiye'de son derece mükemmel temsil eden belediye başkanımız nezdinde ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Belediyesi Türkiye'de örnek bir belediye. Hesap verme açısından, şeffaflık açısından, tüm belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanması bakımından, tüm Çanakkale halkının gözünün önünde tüm tartışmaların yapılması açısından, tüm yatırımların, bütçenin her an halkın denetiminde gerçekleşmesi açısından. Belediye başkanımız ayrıca muhtarlarımıza verdiği önemden dolayı da teşekkürü borç biliyoruz. Muhtarlarımızla birlikte çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Demokrasi için, kent için, bu kentin çıkarları için, katılımcı demokrasi için bunu yapacağız. Bu muhtarlarımızın evinin de uzun süredir zaten gündemdeydi. Gerçekleşmesinden de
son derece mutluyuz. Ben belediye başkanımız nezdinde tüm belediye personelimize de teşekkür ediyorum. Muhtarlar evimizin Çanakkale'mize, muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklarımız, açılışı yapmak ve muhtarlar evini gezmek üzere sizleri açılış alanına davet ediyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Şuradan başlayalım. Çok güzel mekan aslında. Çok güzel. Bu da resepsiyon. Bu da bekleme odası. Geçin şöyle. 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 Geçin şöyle.
Bir dahaki hafta gelmez olsun. Bir yerleşsin. Evet, bir 29 Ekim videomuz var ama bakalım güzel çiçek mi? Gidecek mi? Çok kısa. Olsun, bir bakın bakalım. Başla bakalım. Evet. Sinan biraz gelin. Başladın mı? Sesi daha iyi. Nerede yaşıyor olursak olalım, başımızı sonsuz maviye kaldırdığımızda Çanakkale'de doğan güneşin, cumhuriyetin sönmez ışığı olduğunu görüyoruz. Bir milletin çaresi görenlere, özgürlüğüne raya, asaleti ve kahramanlığıyla kaç millet cevap vermiştir? Ya düşmanı tarafından kaç millet, kaç umutan farklı? Bugün baktığımız gökyüzünde, avucumuza aldığımız toprakta, açan her bir çiçekte yeni doğan çocuğumuz gösteriyor. Özgürlüğü ve kararlılığı duyuyor, duyuyor ve hemşehrilerim, Ankara'da bir toplantı vardı bundan 10 gün önce. Oraya gidecektik. Malum 29 Ekim'de önümüzde Cumhuriyet Bayramımız. Dedim ki yani evet, son günlerde işte Atatürk konuları şey oluyor, çeşitli yerlere çekiliyor. Kurtuluş Savaşı kahramanları başka şekilde yorumlanıyor. Dedim ki bir Çanakkale Belediye Başkanı olarak, Şehitler Diyarı'nın başkanı olarak bir atama gideyim, bir çelenk sunayım 29 Ekim vesilesiyle. Öyle oldu. Hiç kimsenin haberi yoktu. Muharrem Bey'in de haberi yok. Muharrem Bey'le beraber ilk toplantıda. İlk toplantı arasında gittim. Burada tabii daha önce arkadaşlar hazırlıkları yaptılar. Ondan sonra atamıza Çanakkale adına bir çelenk sunduk. Hatıra defterine yazdık. Tabi bu arada şey dedi, bu sadece Cumhuriyet Bayramı olduğu için rahmetli İsmet İnönü'ye de gittik. Ona da sunduk. Biliyorsunuz o konuda da çeşitli spekülasyonlar vardı. Dolayısıyla Şehitler Diyarı, işte Çanakkale'ye geldik, Çanakkale'ye. Burada da belediyenin önünde personelle işte barış güvercilerimizi uçurduk. Bayraklarımızı süsledik. Bugün de yine caddelerimiz bayraklarla dolaşıyoruz. İnşallah pazartesi günü de bayramımızı kutlayacağız, Cumhuriyet Bayramımızı. Akşam da Fenerbahçe'mizde hak ettiğimiz o güzel duyguları hep beraber yaşayacağız. Şimdiden bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.